İtikad nedir? İtikadı tam olmayan cehennemlik midir? İtikad nedir? İtikad imandır. İman, iman. imanı tam olmayan cehennemlik midir? Cehennemliktir. Soru doğru. Yani itikat iman hata kabul etmiyor. Ameli salihlerde insan kusur yanlış edebiliyor. Günaha düşebiliyor insanoğlu. Ee, adam 99 kişiyi öldürüyor. Ya Rabbim ben ne yaptım? Estağfurullah diyor. Alimlere soruyor. Onlar diyor ki bu efendim ortamı terk et. Bu günah, ortamını terk et. Bu günahtan git. Efendim iyilerin o, o, efendim yaşadığı yere git efendim işte şuraya git. Medine-i Münevvere'ye git. Adam da oradan çıkıyor. şeye gidiyor. Efendim, iyilerin yaşadığı efendim o bir ortama gidiyor. Yolda giderken vefat ediyor. İyilerin tarafına yakın olduğu için Allah affediyor. Fakat iman hata kabul etmiyor. İman hatası yok süt gibi. Bir damla yabancı bir şey karıştı mı süt bozuluyor, mahvoluyor, gidiyor. Ha, şimdi burada iman, Allah'a inanmak, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere, iman. Şimdi Allah Celle Celaluhu, Allah'a yön vermeyeceksin. allah Teala yukarıda dersen kişi kafir olur. Mekan vermiş olursun. Şey, şemail vermemek lazım. Şekil vermemek lazım. Allah bizim gibi konuşmaz. Yani Rabbimizin görmesi bizim gibi değil. Biz belirli yeri görebiliyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu efendim mevcut dünyayı, mevcut dünyanın dışındaki bütün alemleri, o alemlerin dışındaki başka yarattık. Her şey onun. İçini de görür, dışını da görür. Efendim zifiri karanlıkta siyah taşın üzerinde siyah karıncanın efendim ayağını da görür, efendim ayak sesini de duyar. Yaratan o. Yaratan o. Anlatabilmek için bu misaller verilmiştir. Onun için Allah'a boyut, şekil, endam, yön, cihet yukarıdadır, aşağıdadır demek yapmamak lazım. Allah'ın Rabbimizin ve kellem Allah Musa tek konuşması bizim gibi harflerle seslerle değildir. Bir anda kuşlarla konuşur, balıklarla konuşur, insanlarla konuşur, meleklerle konuşur, cinlerle konuşur. Nasıl? Nasıllığı yok işte. Mevla hepsini görür, hepsini işitir. E, kuşları da işitir, balıkları da işitir, karıncayı işitir. Nasıl? Nasıllığı yok. Bizim gibi değil. Kendin gibi düşünme. Hristiyan alemi burada en büyük hatayı yapıyor. Allah'ı kendisi gibi düşünüyor. Ya Allah seni yarattığı gibi balinayı da yaratmış, Kelebeği de yaratmış değil mi? Yani fili de yaratmış. Kalkıp misal ya. Yani başka canlı da dese ki, yok Allah bana benziyor. Allah kelebek gibi dese. Ya olmaz ki bu, bu yanlış bir şey olur. Yani Allahu Teala yarattığına muhtaç değil. Yani kalkıyor efendim işte Allah'ın oğlu var diyor, karısı var diyor. yani bu, bu, çok büyük bir beyhude iman hata kabul etmiyor. Sonsuz cehenneme götürüyor. Yani ne var ki bunda olur mu? Üç şeye dikkat etmek lazım. İnkar yani bir helali haram etmek, harama helal etmek inkar, sakın yapmayalım bu hataya düşmeyelim İkincisi istihza istihza kelimesi alay etmek, Bir insan inandığı diniyle Allah ile alay eder mi, peygamberle alay eder mi dinle ile alay eder mi bir şeyin helali vardır, haramı vardır, inkar efendim alay etmek alay etmek çok tehlikelidir, kişiyi dinden çıkardır, inkar ondan sonra istihfaf, basite almak, küçümsemek, aa ne var işte bunda, ne var ki bunda peygamberin sünneti bu yani bu, bu, bu basite alıyorsun. İnandığın dini basite almak, küçümsemek, tahkir etmek. Ya bunlara dikkat edelim. Yani ne yapalım, ne edelim? İmanımızı koruyalım. İmanımızı koruduktan sonra kişi günahkar haliyle Allah muhafaza eylesin. Naud billahi min şerrin enfusina min seyyati a'malina. Allah muhafaza. Bir insan cehenneme düşse bile ve yukracinun minen nari ve fi qalbi ve zerretin iman diyor. Zerre kadar kalbinde imanı olan cehennemden çıkarılacak. Zerre kadar iman diyor yani. Hatta mesela efendim küffaru alem bütün gavurlar cehennemde mesela günahkarlar 5 sene 10 sene 500 sene 1000 sene 5000 sene 10000 sene ya 20000 sene 50000 sene orada kalacak adam nasıl içkiler içmiş nasıl zinalar etmişse yanıyor adam cehennemde Allah haramlardan muhafaza etsin harama düşüldüyse efendim tövbeyi nasuh nasip eylesin. Onlar diyecek ki aa bak siz Müslümandım diyordunuz. Yani bizimle beraber kaldınız cehennemde. Evlat zerre kadar imanı olanlar ve yukarıcın çıkarılacak. Çıkarılınca işte o zaman esas o zaman gavurlar kafalarını cehennemin duvarına vuracaklar. Ya bir zerre imanımız olaydı ya. E mesela ülkemizde bakıyorsunuz adam inkar ediyor. Ya tamam da bu kadar günah işledim bari gavur olma ya. Yani varmak lazım yani. Bari yani dinden çıkmak öyle. Yani günahkar olmak, günahkarın affı var. Yani cehennemde sonsuz kalmaz. Şimdi soru hakikaten güzel bir soru. Yani itikat nedir? İtikad meselesi iman. İman ya vardır ya yoktur. Yani efetümüne bir adil ve kitap ve bir kısmına inandı bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Öyle olmaz. Yani iman ya hep ya hiç ya hiçtir. Bütündür yani ayrılmaz. Ben Allah'a inanırım, şuna inanmam. Öyle bir şey yok. Efendim Allah'a, meleklere. Melekler nuranidir, kız değildir, erkek değildir. Meleklerde cinsiyet yoktur. Mesela Hristiyanlar kiliselerin giriş duvarlarına melekleri kız şeklinde çiziyorlar falan. Mesela bazı yerlerde işte Cebrail aleyhisselam bir koç getiriyor böyle kız şeklinde. Bilinçaltı mı? Bu da kafir eder adamı. Sakın ha. Melekler kız değildir, nurani varlıklar. Cinsiyet yok onlarda. Meleklerde cinsiyet yoktur. Allah onları öyle yaratmış. Her bir canlıyı farklı yarattım. Meleklerde cinsiyet yok. Evlenmez, çoğalmazlar. Onlar nurdan yaratılırlar efendim. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere hepsine inanırız. Ahirete, kadere inanırız.